Göçmenlerin Avrupa sınırında bekleyişleri 17. gününde devam ediyor. Detayları alacağız. Haber muhabiri Vedat Sezer Edirne sınırından karşımızda. Vedat, nedir ayrıntılar? Hikmet Öztürk, Türkiye sınır kapılarının açmasının ardından 17. günde bulunuyoruz ve bugün gerçekten soğuk ve yağmurlu bir havada sınır kapısındaki bekleyişimiz sürüyor. Şu anda bizim bulunduğumuz nokta Yunanistan sınırının sıfır noktası ve hemen karşı taraf kameraman arkadaşım Cenk İşver gösteriyor. Yunanistan tarafı ve Meriçleri kıyısındayız. 212 kilometrelik sınır hattı boyunca 17 günden bu yana takip ediyoruz. Şunu söyleyelim, öncelikle Pazarkule sınır kapısında 3000 civarındaki göçmenin bu zor hava koşullarında dahi bekleyişleri sürüyor ve o noktada onlara Türk yetkilileri tarafından gerek sağlık ekipleri gerekse ilgili kuruluşlar tarafından acil ihtiyaçları karşılanıyor ve orada bekletiliyorlar. Ama neyi bekliyorlar? Tabii ki sınır kapısını açılıp Avrupa'ya gitmeyi bekliyorlar. Ancak Yunanistan tarafındaki uygulamalar, sert müdahaleler 17 gün boyunca devam etti. Halen de devam ediyor. Sınırı iki taraflı düşünecek olursak Yunanistan sınırında 214 kilometre boyunca sınır devrileri kesinlikle aman vermeden göçmenlerin girmesini istemiyor. Ancak hemen şunu söyleyelim, 150 bini aşan sayıda göçmen artık Yunanistan'a geçti. Hatta birçok grupa halinde giden göçmenler Makedonya sınırından Avrupa topraklarına da girdiğini bilgilerini alıyoruz. Tabii ki bizim sınırımıza bakacak olursak bölgedeki tüm sınır unsurlarımızla birlikte artık 1000 tam donanımlı özel harekat polisimiz oradaki varlığını hissettiriyor ve buna ilaveten Bayraktar TB2 insansız hava aracımız da Meriçleri üzerinde ve sınır hattı boyunca devreler atıyor. Artık orada varlığımız oldukça önemli. Tabii geriye dönüp baktığımızda 3 göçmenin hayatını kaybettiğini biliyoruz ve 3000'e yakın göçmenin yaralandığını biliyoruz. Yunanistanların da sınırdan polisin ve askerin insanların üzerinde çoluk çocuk demeden sert müdahalelerine de tanık oluyoruz. Tabii ki 17. gün böyle geride kalıyor ama biz de buradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hikmet Öztürk.